İşlerine hoş geldiniz. Bu hafta konumuz genç iş gücü. Önce biraz kavramları ve memlekette genç iş gücünün durumunu konuşacağız. Sonra yine gündemin sahiplerine kulak vereceğiz. TÜİK geçen hafta Ocak 2021 iş gücü istatistiklerini açıkladı. Bu rakamlar bizim bu akşamki sohbetimize zemin oluştursun, oradan başlayalım. TÜİK raporu ülkede gençler açısından önemli bir kriz yaşandığını işaret ediyordu. İş gücü istatistiklerinde uluslararası yaygınlıkta genç iş gücü tanımlaması 15-24 yaş grubunda olup üniversite yurtları, yetiştirme yurtları, huzurevi, özel nitelikli hastane, hapishane, kışla gibi yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfusu anlatıyor. Türkiye için bu nüfus Ocak 2021 itibariyle 11 milyon 796 bin kişi, 6 milyon 45 bin genç erkek, 5 milyon 750 bin genç kadın. Ocak istatistikleri bize bu genç insanlar açısından başka bilgiler de veriyor. İş gücü istatistiklerinde rakamların daha açıklayıcı olabilmesi için oranlar kullanılır. Biz de o oranlara ve ne anlama geldiklerine bakalım. TÜİK diyor ki, genç nüfusun sadece %40'ı iş gücüne dahil olmuş. Yani gençlerimizin %60'ı ne bir işte çalışıyor ne de iş arıyor. İş gücü rakamlar açısından yoklar. 7 milyon 57 bin genç. Bu rakamda oranı yükselten genç kadınlarımız. Ülkede genç kadınların istihdamda ya da işsiz olarak sayılara yansıyan kısmı %30'u bile bulamıyor. Bu gençleri de konuşacağız. Nerede olduklarını bulmaya çalışacağız ama biz TÜİK istatistiklerinden devam edelim. Raporda iki oran daha var bakacağımız. İlki istihdam oranı. Yani iş başında olan ya da çeşitli nedenlerden iş başında olmasa da iş ilişkisi sürenlerin genç nüfusu oranı. Ocak 2021 için %30,3. Ülkenin genç yurttaşlarını üretime sokmada yetersiz olduğunun göstergesi. Ama aslında bakacağımız diğer oran daha derin bir soruna işaret ediyor. O da %24,7 ile kırmızı alarm veren işsizlik oranı. Bu oranın bir önceki aya göre küçük de olsa bir azalma göstermiş olmasının ya da TÜİK'in işsizlik tanımının belirli bir dönem için aktif ve sürekli iş arıyor olma gibi çeşitli kriterlere bağlı olmasının bir anlamı yok. Bu ülkede genç nüfusun dörtte birinin işsizliği kendi başına derin bir sorundur. Buna bir de genişletilmiş hesaplama ve tanımlamalarla zamana bağlı olarak eksik istihdam kabul edilen, çalışma potansiyeli olduğu teslim edilen gençleri de eklediğimizde yeni tanımlamayla atıllık oranının %40'ları rahatça bulduğunu söylemek gerekir. Genç iş gücü açısından bunlar aslında ilk elden görünür olan göstergeler. Biraz daha derine indiğimizde durumun daha da vahim olduğunu göreceğiz. Biraz önce sözünü ettiğimiz ne işte ne de iş arıyor, iş gücünde değil dediğimiz gençler vardı ya. İşte o gençler içerisinde bir de başka kategori var. İngilizce kısaltması NEET olan, Türkçe karşılığı hem istihdam dışında hem de resmi örgün eğitime devam etmeyen gençler bunlar. Geçen yıl OECD bir bakışta Eğitim 2020 raporu yayınladı. Rapora göre Türkiye'de 15-29 yaş arasında ne okula ne işe giden gençlerin oranı %28,8. Aynı kategoride 20-24 yaş arasında ise %33,3. Yani Türkiye'de eğitimde ve istihdamda olmayan genç nüfusun oranı OECD ülkelerinin ortalamasının neredeyse iki katı. Genç istihdamı farklı açılardan ele alınabilir ama çalışan işçilere baktığımızda da, çalışan istihdamda olan genç işçilere baktığımızda da güvencesizlik ve kayıt dışı işlerde yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda çalıştırdıklarını görüyoruz. Gençler COVID-19 salgınından en çok etkilenen kırılgan gruplar arasındalar. Gençlerin işlerini kaybetme riski yetişkinlerden 3 kat daha fazla. Biz gelelim şu bizim görünmez gençlere. Ne işteler ne okuldalar. Ülkede gençlerin 3'te biri kayıp mı? Saklanıyor mu? Gerçekten görünmezler mi? İsterseniz bu soruların yanıtlarını bir de kendilerine soralım. İşçiden ekibi olarak genç işçilerle sohbet ettik ve onlara önce 10 yıl önceye dönsen, büyüyünce ne olacaksın diye sorsak, hayal ettiğin iş ya da meslek neydi diye sorduk. Adım Muhammed, 23 yaşındayım. Erciyes Üniversitesi girişli Kayseri Üniversitesi öğrencisiyim. Okulum bölünen okullar arasında İnsan Kaynakları Yönetimi Programı okuyorum. Daha öncesinde lise bir biter bitmez çalışmaya başladım. Bir yüzme havuzunda amatör olarak yüzme eğitmenliği yapıyordum. Daha sonrasında bir hayvansal ilaç fabrikasında paketleme elemanı olarak çalıştım. Sonra bir sanayi sitesinde çok kısa bir süre çalıştım. Üniversitede ise her yaz bir fabrikada çalıştım.
En son bir gemi makineleri bakım onarım atölyesinde çalışmaya başladım. Bir hafta çalıştım orada. İlk hafta sonunda Covid oldum. Çalışma ortamı, çalışma şartları hem ağır hem temiz değildi. Ve Covid de üstüne gelince daha erken ayrılma kararı aldım. İşten ayrıldım. Bundan 10 yıl önce bir meslekarım vardı. Denizcilik Lisesi mezunuyum. Doğal olarak gemi makineleri bölümünden mezun oldum ve makinacı olmak isterdim. Tabii sonrasında ilerleyen süreçte düşüncelerim değişti. Meslek hayalim de değişti. Ama bugünden baktığımda o hayallerin hiçbirinin olmadığını görüyorum. O hayallerin gerçekleştirebileceğim bir zemin olmadığını da görüyorum. Adım Halit, 24 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sene son senem. İstanbul'da 4 sene önce üniversiteyi okumak için geldim. Geldiğimden beri de çeşitli işlerde çalışıyorum. Bulaşıkçılık yaptım, garsonluk yaptım, komilik yaptım, sokakta anket yaptım, yüz yüze çalışması yaptım. Onun dışında kitapçıda çalıştım. Şu an içinde bir barda çalışıyorum. 10 yıl öncesinde pilot olmak istiyordum ama pilot olmak için eğitim vesaire bayağı pahalı bir şey. Onun için o konuda çok bir şey yapamadım. Aslında ben gençken 10 yıl önce masa başı bir iş istemiyordum. Gezmek istiyordum. Yeni yerler görmek istiyordum. Sonra bir de dedik ki, peki bugün aynı soruya ne dersin? Geleceğin için planların, hedeflerin neler? Şu an için bir gelecek kurgusu yapamıyorum. Şu an öyle bir imkan sunulmuyor bize. Şu an gelecek için herhangi bir yatırım da yapamıyorum. Çünkü bir yandan çalışıp bir yandan okumak zorundayım. Geleceğe herhangi bir yatırım yapamıyorum. Şu an bölümümle ilgili bir iş de yapamıyorum. Çünkü bana şu an hangi mesleği tercih edeceğim sorulmuyor. İş var, yapar mısın? Yaparım demek zorunda kalıyorum çünkü geçimimi sağlamak zorundayım. 10 sene sonrası için de net bir planım yok şu an. Sadece geçimimi sağlayabileyim. Birazcık boş vaktim kalsın. Haklarımı tam olarak kullanabileyim. Şu an sadece bunları isteyebiliyorum. Daha ötesini isteyemiyorum. Şu anda istediğim tek şey geleceğe yönelik. Hayati tehlikemin olmadığı, yani çalışırken ölmeyeceğimden emin olduğum, kendime az da olsa bir zaman ayırabileceğim, hayatımı idame ettirebileceğim bir ücret alabileceğim bir iş. Başka bir şey istemiyorum şu anda. Çünkü başka bir şey göremiyorum. Gelecek kurgusu yapamıyorum. Ya benim düşüncem, ya şu an benim kariyer planım bu. Yani sadece kendi başıma yaşayabileceğim, yaşayabilmemi sağlayabilecek bir iş istiyorum. Yani bu iş de şu, hani 5000-6000 lira değil. 2500, 3000, ki zaten şu anda 2800 lira asgari ücret. Yani 3000 bandında bir ücret, başka bir şey istemiyorum. Yani bir eve çıkabileyim, kira olsun, önemli değil. İşte 1000 lira, 1500 lira da gözden çıkarmışım. Yani şu an yaptığım kurgudaki sürekli değişiyor. Bu yani olay. Sadece yaşayabilmek istiyorum. Ya akşam eve 6'da gelebileyim, hafta sonum olsun istiyorum. Çünkü yok şu anda, hani şu ana kadar yapmış olduğum işte deneyimlerden falan bakıyorum. Yok böyle bir şey. 10'da uyuyorsun, 5'te kalkıyorsun. 10'da uyuyorsun, 5'te kalkıyorsun. Şimdi hayatın bu döngüye girdiği zaman da pek bir beklentin olmuyor. Ya hiç değilse ben eve 7'de değil de 6'da geleyim. Ya bir saat dinlenebileyim diye düşünüyorum. Ya da bir saat kitap okuyabileyim. Ya da pazar günümün olacağından emin olayım. Hadi cumartesi de geçtim. Pazarımın olacağından emin olayım. Son olarak da şunu sorduk. Diğer genç işçilere herhangi bir mesajın, çağrın, işçiden iş izleyicilerine söylemek istediklerin var mı? Babalarımız, dedelerimizden daha kötü sosyoekonomik şartlarda çalıştılar, yaşadılar ve hala bu devam ediyor. Biz ise babalarımızdan daha kötü sosyoekonomik şartlarda yaşıyoruz ve yaşayacağız, çalışacağız. Bu bizim ve toplumumuzun örgütsüz oluşundan, yalnız olmasından kaynaklanıyor. Biz ne kadar yalnızlaşırsak, ne kadar örgütsüz bir hale gelirsek o kadar kötü şartlarda yaşamaya başlıyoruz ya da yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun üstünden birlik olarak, örgütlenerek gelebileceğimizi düşünüyorum. Bizler genciz. Bizler bu ülkenin açıklanan istatistik verilerindeki nesneler değiliz, özneleriyiz. Onun için gelin bu karanlığı hep beraber dağıtalım. Bu umutsuzluğa birer umut olalım. Omuz omuza verelim. Dayanışalım ve daha güzel bir gelecek yaratalım. Bu ablukayı hep beraber dağıtalım. Bu hafta işçiden de genç işçileri
bugünümüzü, geleceğimizi gündeme aldık. Haftaya bir başka gündemle buluşmak üzere, hoşça kalın.